Şimdi benim söylediğim şey geçiş garantili olan otoyollarda veya işte bizim Deniz Bey'in buna ilişkin çok önemli bir açıklaması oldu. Zonguldak milletvekilimiz. Kaç taneydi? 748 bin tane aracı mı? Ne, her gün geçirsek yine de bu garantiyi elde edemiyorsunuz. 83 milyon aracı geçirsek, 83 milyon. Evet, tümünü 83 geçirsek milyon onu. aracı tamamını geçirsek, yani böyle bir garantiyi siz kimin adına verdiniz, nereden verdiniz? Yani burada hazinenin soyulması dediğimiz şey işte budur yani. Halkın cebinden paranın alınması dediğimiz şey budur. Cumhurbaşkanının yargılanıp yargılanmaması meselesi hukuki bir meseledir. O ayrı. Ama benim dediğim şey uluslararası yükümlülükten doğan bu paraları ödememeye ilişkin ve fazla ödemeleri de geri almaya ilişkin bir hakkımızın hukuken var olduğudur. Yargılanma meselesi o bizim konumuz değil. Onunla ilgili eğer hukuk bir yargılama gerekiyorsa bu Sayın Cumhurbaşkanı da olsa, ben de olsam, siz de olsanız, normal bir vatandaş da olsa vakti geldiğinde hukuk önünde herkes eşittir. Herkes de yargılanması gerekiyorsa yargılanır. Yani geçmiş başbakanlar yargılanmadı mı Türkiye'de? Yargılandılar değil mi? Dolayısıyla böyle bir şey olur mu? Olmaz mı? Onu günü geldiğinde göreceğiz. Şu anda göremiyoruz tabii ekonomik olarak ne var ne yok. Bütçe konusunda verdiğimiz hiçbir soru önergesine, hiçbir araştırma önergesine henüz yanıt alamıyoruz. Daha evvel söylemiştim, 700'ün üzerinde verdiğimiz soru önergesi reddedildi. Kasım ayında şimdi yeniden bir plan bütçe komisyonu toplantısı başlıyor. Orada da ne yazık ki Türkiye'ye yeni yeni ek vergiler, ek zamlar yeniden gelecek. Biz Kasım ayı boyunca muhtemelen yeniden bunun direnişlerini yapacağız ve sizleri haberdar edeceğiz. Ama yani söylediğin konu spesifik bir konudur. Bizim kastettiğimiz şey fazla ödemesi yapılmış olan, gereksiz para verilmiş olan yatırımlarla ilgilidir. Hayvan sever olarak bir soru sormak istiyorum. Demiştiniz ki bu hayvan çok özel ilgili, bu virüs kabul etmişler. Tamam da yani okullara gidemeyen çocuklar var, biliyoruz, yaşlara saldırılan var. Peki bunlarla ilgili nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Yani belediyeler, sahip belediyeler. Kesinlikle eğer öyle hakikaten de saldırgan olan, yani bir çocuğu, bir ne bileyim yolda yürüyen herhangi bir vatandaşımızı rahatsız eden, ısırmaya kalkan hayvanlar var ise bizim söylediğimiz şey bunları koruma altına almak, varsa rehabilitasyonunu yapmak, sadece yaşamına son verme hakkını kendimizde görmeyiz. Uyutma dediğimiz, hani bir süre bunların ötenazi dediği şeyi onların olmasına karşıyız. Bizim söylediğimiz şey odur. Elbette ki sokakta insanlara saldıran canlıların sokakta olması doğru değil. Elbette ki. Ama hikaye şudur. Hikaye öldürmeyle ilgili düzenleme doğru değil. Ya da sokak canlılarını, bu canları efendim sokakta tehlikeli olabilir. Tamamını toplayalım. 3 metrekarelik bir alan bile tahsis etseniz 12 milyon metrekare yer lazım bu canlıları hayatta tutabilmek için. Sonra bunların kısırlaştırma işlemleriyle ilgili bir rehabilitasyon süresi var. Yani uygulanamaz derken ki kastım budur. Yoksa elbette insanları veya diğer canlıları tehdit eden sokak hayvanlarını tabii ki sokaktan almayı becerebileceğiz. Eğer bunları zaten şimdiye kadar 2004 yılında başlamış ve alınmış olan bu karar uygulanmış olsaydı bugün bunları konuşuyor olmayacak. Ama ne oldu şimdi? Belediyeler, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sayısı çoğalınca bu sorumluluğu, bütçesini de efendim belediyeler karşılasın, bu canlıları toplasın, imha etsin. Nitekim Kayseri'de miydi bugün itibariyle olan? Niğde'de çok üzücü, benim de sosyal medyadan kısaca gördüğüm. Evet, yani çok böyle üzücü şeyler oldu. Hayvanları bir katliam yapar gibi ortadan kaldırmak doğru değildir. Ama saldırgan olanların da elbette ayıklanın. Barınaklara veya bakım evlerinde önce rehabilitasyonu, sonra da uyutma hariç gerekiyorsa, yani şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar, yani bir insan da kusur yapıyor.
bir suça karışabiliyor. Bunların da bir yargılanma süresi var değil mi? Yani bunlara da idam demiyoruz yani. Sonuçta o zaman suça karışmış olan insanlar var diye insanların gezmesini de mi sokakta yasaklayalım yani? Devletin görevi, belediyenin de dahi, kamunun da görevi tehlike olanları bulup ayıklamasıdır. Yani sonuçta öldürmek, uyutmaktır. Uyutmamaktır yani asıl olan. O yüzden uyulmaz diye söylüyorum. Evet. Aslında ben de bu anlamda bir soru soracaktım arkadaşım. Senden önce davrandım ama ben devamında şöyle bir şey sormak istiyorum size. Uyutmayalım ama ne yapalım? Az önce dediniz ya işte rehabilitasyon, tedavi, kısırlaştırma. Bunlar yıllardır yapılması gereken şeylerdi ama yapılmadı. Ben bir hayvan düşmanı değilim. Doğada bizler nasıl yaşıyorsak onlar da yaşamalı. Biz hayvanların yaşam alanını işgal etmiş insanlarız. Dolayısıyla da onlar sokaklarda yaşıyorlar. İnsanlar da işte hayvanlara özgürlük sokakta hayvan yaşamalı. Ben bunu yıllar önce, 2 yıl önce de dile getirmiştim ve şöyle bir öneride bulunmuştum. Hayvan yaşam merkezleri. Bu çok imkansız bir şey değildi. Hayvan yaşam merkezleri kendi bizim şehrimizden örnek olarak başlayabilirse, sizler de bu anlamda çalışmalara yani bir şekilde bir çalışma başlatırsanız diye düşünüyorum. Hayvan yaşam merkezi hem hayvanların özgürce yaşamasını hem de bizim alanımızdan da çalışmalarını sağlar diye düşünüyorum. Yani bu konuda bir çalışmanız olacak mı? Tamam, uyutmayalım. Kısırlaştırma orada başarısızdır. Kısırlaştırmada tabii ki başarılı olunmadığını ben de söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teklifin sahibi biliyorsunuz. Bizim Rize milletvekilimiz avukat Harun Mertoğlu. Ne yazık ki talihsiz oldu yani. Hayvanların kısırlaştırılmasıyla ilgili kendilerinden izin aldınız mı diyerek bir açıklama yaptı ama hemen onun arkasından da komisyon başkanı Harun Mertoğlu'nu yananlar gibi 2800 bine 28 bine hayvan kısırlaştırdık dedi. Biraz böyle ofsayta düşürdü vekili yani. Latife bir yana, onlar bir yana, elbette ki 2004 yılında çıkarılmış olan bu yasa uygulanmış olsaydı bugün bunları biz yaşamayacaktık zaten. Yapmadıkları şeyin sorumluluğunu ne yazık ki bize yıkmaya çalışıyorlar. Olsun, biz hayvanları uyutmadan, öldürmeden onların rehabilitasyonu aşıla ve barakalara al, belli süresince orada muhafaza et. Eğer şeyse, iyiyse, hayvan iyiyse onu tespit edebilirler veterinerler. Biraz daha mesela bu konuda veterinerler odasıyla herhangi bir işbirliğini reddetmesi iktidarın da çok kötü yani. Hayvan hakları meselesinde oralarda hiç kimsenin olmaması, o görüşmelere alınmaması, yani meclise yani milletvekilleri dışında hiç kimsenin alınmaması hali çok korkunçtu. O yüzden uygulanabilir bir yasa değil bu yani. Mümkün ama değil uygulanması. Hayvanları kim uyutur? Veterinerden soruşturma açılmış o veterinerlere. 5 tane. Onlar öncesinde gene oldu. Onları sonuçta veterinerle uyutmadım. Yani burada kapıda çalışan birisi ihbar etmiş. Aslında açıklamış. Bu yeni yaşanan diyorsun. Yeni yaşanan. Buyurun herhalde. Bu konuyla bugün henüz daha bilgi sahibi oldum ve sadece sosyal medyada gördüm, o kadar. Konunun içeriğini bilmediğim için buna cevap veremiyorum. Yani. Sayın Vekil, evet, evet. Bundan bir an önce Rize'de bir olay yaşanmıştı ama biraz gündem çok yoğun olduğu için olayla biraz geride kaldı. Siz takip ettiniz mi? Bu da bir lisede kız öğrencilerine bir taciz olayı oldu ve vatandaş lisede çalışan memur görevden uzaklaştırılmıştı. Şimdi o durumu takip edebildiniz mi? Son durum nedir orada? Çünkü şöyle, vatandaşların da şöyle gelen bir iddia var. O açığa alınan vatandaşın hain hissettiği. Yani bir üzeri kapama mevzusuna doğru gidiyor gibi geliyor olay. Siz hiç takip edebildiniz mi olayı? Son durum nedir diye Rize'de bütün olarak söyleyeyim, sormak istedim. Olayı biliyorum ama son halini ben de bilmiyorum açıkçası. Bu konuyu bir inceleyeyim. İnceledikten sonra size özel cevap vereyim bunun için. Çünkü şu andaki durumunu ben de bilmiyorum. Ama takibimde olan bazı şeyler var. Bir, Fındıklı'da Bahar Aslan öğretmen. Onun durumu çok
mahkeme kararı ile görevine iade edildiği halde görevine iade edilmeyen bir İmam Hatip Lisesi'nin müdür yardımcılığı görevini yapan öğretmenimiz var. Öğretmenimizin suçu demin bahsettiğimiz ÖMK, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek açısından çok önemli. Ki yine Rize'den görevlendirilmiş iki müfettiş, İmam Hatip ruhuna uygun olmayan bir davranış biçimi şeklinde şikayet edilerek dönemin kaymakamı tarafından görevden alınmış öğretmenimiz. Mahkemeye vermiş, böyle bir şeyin olmadığını ispat etmiş, göreve iadesini istemiş, mahkeme de tamam demiş, görevine iadesine karar vermiş. Ama şimdiki Milli Eğitim Müdürü, Sayın Vali de dahil, bu konuyu kendisiyle de konuşacağım, görevine iade etmiyorlar. Yani hukuk tanımazlık hali devam ediyor. Hukuk tanımazlık halinin bir örneğini ben Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşadım. Belki bir kısmınız gördünüz. Denetleme hakkımızın engellenmesi ve üniversiteye sokulmamak gibi bir suç işlediler. Onun da suç duyurusunu bulundum. Muhtemelen o rektörü görevden aldıracağız. Hukuk yoluyla aldıracağız. Burada da görevini yapmayanlara da dava açmak gibi bir yol var. Eğer o öğretmenimizi geriye almazlarsa, eğer şimdi sizin söz ettiğiniz böyle çirkin iddialarla olan ve hala görevini sürdüren öğretmenler varsa, bu öğretmenler arasındaki ayrımcılığın ne kadar belirgin olduğunu görmek açısından ve affedersin çalışan açısından çok önemli bir şeydir bu. Takipçisi olacağız bu konuları, merak etmeyin, devam ettireceğiz bunları da. Sanayi sitesindeki esnafımız buranın kaldırılacağını ve bir rant yaratılacağını, bunu istemediklerini, bize kendilerine düzgün, işte erişimi olan, ulaşımı olan, yoldan uzak olmayan bir yerin tahsis edilmesi halinde buna razı olacaklarını ama olmaması halinde de orada mevcut haliyle sürdürmeleri istiyorlar. Ben de onlara acaba yerinde dönüşüm yapılması haliyle çağdaş bir sanayi sitesi oluşturulabilir mi meselesini Sayın Metin'le biraz evvel telefonla müzakere ettim. Ve sonra dedim ki hatta bölge milletvekillerimizle, siz de Vali Bey de olsun da konunun doğru işte vatandaşın menfaatini çözülebilmesine ilişkin bir toplantıyla bir masaya yatıralım dedim. Şu anda henüz daha bununla ilgili Rahmi Bey'in de söylemesi, daha bir gelişme yok, bir karar verilmedi. Gösterilen yerler uygun değil, bir miktar kendisi de doğru diyor. Vatandaşlar da diyorlar ki ya işte orada 3 kademeli böyle 4 kademeli yerler var, işte biz oralarda bu işi yapamayız esnaf olarak. Yani yeni bir yer bulunabilir, onların talep ettiği bir yer bulunabilir ve orada da bir dönüşüm sağlanır. Ya da yerinde orada modern çağdaş bir sanayi sitesi kurulabilir, tartışılarak ama bileşenlerin kendisinin de olduğu bir tartışma ile yapmak gerekiyor, bunu yürütmek gerekiyor. Ben de takip edeceğim bu konuyu, yani mesele bundan ibaret, bir verilmiş bir karar yok, onu söyleyeyim. Ama konuşuyoruz. Aklımızdadır. Evet, başka sorumuz var mı arkadaşlar? Evet. Basın mensuplarının sorusunu alalım. Basın soracak. Tamam. Aslında ben pazarı merak ediyorum biraz. Pazarı merak ediyorum biraz. Orayla ilgili kentsel bir pazarı vardı. Bu sorunları pazar belediyesi tutmadı. Şu anda bu mevcut çalışma var mı diye soruyor musunuz? Var. Pazar belediyemiz İPA'dan da destek alıyor. İstanbul'dan da destek alıyor. Gerek kentsel dönüşüm planlaması, gerekse kendi, hatta belediye binası da normalde şu anda ek bina olarak görünüyor. Yani hizmet binası olarak da yok, eksik. Sürekli bir hareket halinde, sürekli bir teyakkuz halinde belediye başkanımız büyük bir çaba içinde, ilçesi için gerekli olan makine parkının bir bölümünü oluşturmak için sürekli
bir bana da baskı yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar bulmaya, temin etmeye çalışıyoruz. Ama büyükşehir belediyelerimiz özellikle bize gelip burada bazı proje çalışmaları yapma desteği sözü verdiler. Bir kısmı da 18'inde, bu ayın 18'inde sanıyorum gelecekler. Çalışılıyor yani, kentsel dönüşüm de dahil hepsi çalışılıyor. Yeni belediye tesisleri yapılması, sosyal tesisler yapılması meselesi var. Çalışıyorlar arkadaşlar. Yani çabaları var. Tabii hemen böyle kısa sürede sonuç almayı beklemek yanlış olur. Çünkü her belediyemiz şu anda bu SGK borçları nedeniyle sıkıştırılmaya başlandı. Yani 20 yıldır hiç olmayan şeyler birdenbire şimdi böyle bir hale geldi. Gerçi Pazar Belediyesi'nde SGK borcu bildiğim kadarıyla yok başkanım, değil mi? Ya da az bir şeydir. Ardeşen Belediyesi'nde biraz daha fazla var. Fındıklı Belediyesi'nde yok. Önümüze kalan bu engeller önemli değil. Yani önemli olan halkçı belediyecilik yapmaktır. Şeffaf olarak işinizi yapmak, denetlenebilir olmak. İstediğinizde buradan uyarayım ben de. Her vatandaşımız belediyelerimizi denetleme ile ilgili yetkiye sahiptir. İsteyen istediği gün ve zamanda gider. Belki o gün olmayabilir. Bir gün sonra olur. Ne yaptınız kardeşim benim için? Mali bütçenizi istiyorum desin ve alsın. Alamayanlar olursa gelsin benden alsın. Denetlemeyi açıyoruz. Sosyal medyada yayınlıyorlar. Zaten sosyal medyada da yayınlıyorlar. Evet. Başkanım da yandan izah ediyor. Evet, buyur Hüseyin Bey. Sayın Başkan, ben Instagram'ın kapatılmasını soracağım ama birkaç detay aldım, bunları paylaşmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi AYM basın ve ifade özgürlüğü konusunda bir gönderi yayınladı. Kısa sürede bu gönderi kaldırıldı. Aynı zamanda siteye ulaşımda kısa sürede kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi üzerinde bir baskın var, bu bir. İkincisi, yaklaşık Türkiye'de 50 milyon Instagram kullanıcısı var. Bunların bir kısmı kendi işletmelerini pazarlama faaliyetlerini yapıyorlar. Örnek veriyorum, buradaki bir şarküteri tanıtım yapıyor. Uluslararası satış yapıyor. Bu da bir mağduriyet var. Muhalefet ifade özgürlükleri konusunda tabi ne olacak? Instagram platformunun Türkiye'de kapatılmasının maliyeti, bugünkü maliyeti yaklaşık olarak söylüyorum 8 milyar dolar buldu. Çok önemli bir kaynak yani. Türkiye'de hakikaten ticaret yapan birçok yerde İnsanlar bundan etkiliyorlar. Başta turizm faaliyetleri olmak üzere etkililer. Ha, büyük bir hataydı bunun kapatılması. Anayasa Mahkemesi kararları meselesi zaten iktidarın en çok bizim eleştirdiğimiz yanı Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamaktır. Bunu bir yerde değil birkaç yerde birden gördük. Yani şimdi bu platformun kapatılmasının hukukla hiçbir ilişkisi yok. Tamamen keyfi bir yöntemdir. Yok işte onun taziyesi, bunun bilmem ne, bunlar hepsi hikaye. Sadece bu platformdan yeteri kadar kaynak alamadığını düşünüyor iktidar. Yeteri kadar kaynak almayla ilgili şu anda da pazarlıkları sürüyor. O yüzden bu Türkiye'ye zarar veriyor. Sadece onu söyleyebilirim yani. Söyleyebileceğim bu. Önce. Sayın Başkan. Sayın Başkan deyince ben de başkan devam. De. Şimdi milli eğitimle ilgili çok ciddi sıkıntılar sağlıkta. Ama mesela geçen yıl çıraklık eğitim merkezi kapatıldı. Çok önemli. İmam Hatip'te. Şimdi elimizde önceki gün bir derece geldi. Milli eğitimde çalışanlar tarafından. Neresi? Çayeli'nin İzzet Akçal. Sanırım bu Mesut'un adı amcası herhalde. İzzet Akçal yatılı ikonetin bu. Şimdi 350 öğrencisi vardı. Bölgede birinci bir kalmış. Çok ilginç bir yazıyla burada yeterli öğrenci olmadığı gerektiğiyle tasarruf tedbirleri kapsamında kapatılmaması için okulun buranın İmam Hatip'e dönüştürülmesi. Çok ilginç bir karar aldı. Bunu da bu iki okulun da İmam Hatip'e dönüştürülmesini sağlayan kişi daha önce İmam Hatipler Derneği Başkanı olan Eyüp Fırtına. Eyüp Fırtına da şu an Milli Eğitim'e atandı ve şube müdür. Bunlarla da bu ilgilenir. Buranın imzası var. Valinin oruna gidiyor. Vali müdür yardımcısı.
Ve bu şahsın oluruyla, isteğiyle, arzuyla valiliğe, valilik de bunu onaylıyor. Şimdi en başarılı bir okul, bölgede müdür almış bir okul, Çıraklık Eğitim Merkezi, gençlerin çok önemli bir yeri gerçekten, orası da kapatılıyor. Dolayısıyla Rize'de milli eğitimde, özellikle milli eğitimde, size az önce bahsettiğiniz aslında, buna benzer olaylar zaten Ardeşen'de biliyorsunuz. Bir öğretmenin 11 kız çocuğuna pazarda taciz olayla ilgili dava devam ediyor. Ailelere yönelik de çok ciddi aslında hala devam ediyor. Mahkeme bir türlü cesaret edip de karar verip açıkça savcı gidin ailelere dikkat edin. Vazgeçsinler. Biz de bu davayı bir bırakalım diyorlar. Dolayısıyla pazardaki CHP'li arkadaşlar zaten konuyla da ilgileniyorlar. Sanırım Ekim ayında karar bir milli eğitimde bu yaşananlar, iki Cumhurbaşkanı'nın Rize'ye müjde dediği cami müjdesi, biz sokağa indik, bazı gazeteci arkadaşlarla da konuştuk, vatandaşlarla da konuştuk. Caminin müjdesi Rize'de gerçekten yani Müslüman kesim karşı tarafından da doğru bulunmaz. Yani bunun bir ihtiyaç olmadığını, gündem değiştirmesi falan şeklinde tepki gösterdi. İlginç bir şey gelişti. Bahsi konu caminin yerinin kaydı, sakat olduğu şeklindeki iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce bu caminin vakfı, vakfa dönüştürülmüş vakfı, buranın güçlendirilmesi için para talep ediyor. 12 milyon lira, 12 milyon o zaman parası. Ve gelen bilirkişi heyeti daha önce bir sel eylem olmuştur dedi. O çamur balçıklarının caminin altına bütün iş yerlerinde biriktiğini. Dolayısıyla buranın takat olmadığını ama güçlendirme talep edilebilirse yapılabileceğini, yani sakat yer olmadığını da rapor. Ancak bu dönemin belediye başkanıyla bir tane inşaat mühendisi açıklama yaptı. Sakat. Hatta o dönemlerde bir davet yapmıştık. O zaman yurttaşlar dedi ki eğer cami sakatsa biz de sakat. Bizim yediriz. Ve ardından Kale Market denen caminin hemen içinde bu marketin Cengiz İnşaat'ın olduğu okuyor. Şimdi buradaki temel sorunlardan bir tanesi bu yerin yıkılmasını talep edenin, daha doğrusu bu alanı benim katılımın olduğu alana cami yapıyorlar, külliye yapıyorlar. Bu ara ben de cenneti garanti diyorum tabii. Şimdi burada bunu yaptırtıp orada orayı Cengiz'e peşkeş çıktı. Kamuoyundaki temel algı bu. Yani Kale Market'in hemen kişiyi ve orada bir sakatlık yok. Raporlar da ortada. Yetkililerden de alınan bu. Bunun yanı sıra ben neyi soracaktım? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Rize'deki çay konusunda özellikle ilçelerde il ve ilçe örgütlerinin çay kampanyası öncesiyle sonrası çok ciddi sahalarda eylemleri oldu. Siz de yer yer Büyük Millet Meclisi'ne gündemediniz. Of işte Artvin bölgesinde de bu konuda ciddi tepkiler oldu. Şimdi beklenti şu. 3 gündür ben Giresun Ordu'dayım. Yarın Trabzon devam edeceğim. Fındık Meclisi aynı sorunlarla, aynı tutma, taban fiyatı vesaire vesaire ve özel teşebbüsü tutumu. Cumhuriyet Halk Partisi bugünden, 3. sürgün başlamadan zaten yani il örgütünün çalışmalarının, daha doğrusu partinin buradaki çalışmalarının buradaki yansımaları halk nezdinde karşılığını buluyor tabii ki. Ama sanki halkta şöyle bir şey var. Hani sorunların yerelden çözülemeyecek. Aksine ya orada sesimiz olan bir milletvekilimizin daha farklı bir eylem biçimi, bu örgütün çalışmalarını ulusal düzeye daha da haber dışında, pratik anlamda. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin bir miting düzenledi, tamam bunlar güzel. Ama bittikten sonra üreticiler şimdi 3. sürgünde karalara düşüyor. Bu 2. sürgünde yaşadığımız rezaletin daha kötüsünü yaşayacağız iddiasında. Bunu söylüyorlar. Her yerde bunu konuşuyorlar. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Rize Milletvekili olarak
bu süreçte ikinci sürgün öncesi partinin genel merkez düzeyinde örgütlere bir çağrınız veya bir yeni bir çalışma yapmanız olacak. Son olarak da Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği CHP'de kavgalar başlıyor kurultayla alakalı. Ne oluyor CHP'de? En son olarak bu çocuk kurultay gerçekten CHP içerisinde bir hesaplaşma kurultay mıdır? Yoksa bu kurultay gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi ilçeleri doğrultusunda demokratik yapıyı tam oturtup gerçekten iktidara gelecek olan bir parti hazırlığı mı var? Teşekkür ederim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın nereden, ona kim söylemiş, nereden söylemiş bilmem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içinde herhangi bir kavga falan yok. TÜZÜ kurultayı bizim zaten 2 yılda bir yaptığımız bir şeydir bu. Olağanüstü denmesinin nedeni de TÜZÜ kurultay diye bir kurultay aslında zaten yoktur. Normalde bir kurultay vardır, 2 yılda bir olur. Arada yaptığımız kurultayın adına da olağanüstü denir. Dolayısıyla olağanüstü tüzük kurultayı diye böyle geçilir. Burada bir seçim meçim yok. Sadece partinin daha fazla demokratikleşmesinin sağlayabilmesinin yolunu açmaktır. Bunun için de il örgütlerimizden, ilçe örgütlerimizden, milletvekillerimizden, toplumun bütün katmanlarından öneriler şu anda toplanıyor. O tüzük kurultayı için önceden hazırlık yapan belirlediğimiz komisyondaki arkadaşlar en demokratik olan tüzüğü önerecekler. Biz de o kongrede tartışacağız ve en doğru olanı bulacağız. Burada temsiliyeti daha fazla artırmaktır. Herhangi bir kavga mavga yoktur. Orada belki basının bir bölümü yeniden Genel Başkan Kemal Bey'in işte adaylığıyla ilgili bir şeyler, talepler var falan filan diyorlar. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Birileri bunu düşünebilir tabii yani. Herkes bir genel başkanı ya da yeni bir genel başkan adayını önerebilir ama şu bu tüzük kurultayında böyle bir durum yok. Asla yok. Onu söyleyeyim. Önümüzdeki kurultayda isteyen tabii ki genel başkan adayı da olabilir. Partimizin bakışı, Sayın Genel Başkanımızın çok önemli bir açıklaması var. Onun herkesin notunda kalması lazım. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimi geldiğinde Türkiye halkı kimi istiyorsa onu aday yaparız dedi. Bu konuda herhangi bir ön yargımız yoktur. Ben, başka arkadaşım şudur budur demeyiz. Türkiye halkı kimi istiyorsa onu yaparız dedi. Bizim de bakış açımız budur. Çay meselesiyle ilgili tabii çayın takibi olmaya devam edeceğiz. Takipçisi olmaya. Bu son sezonla ilgili genel müdürle de konuştum ben. Yani yeni bir planlama yapıp hiç olmasa bu sene sezonda hani sıkışmayı meydana getirebilecek olan bu takvim daralması yerine acaba şey yapılabilir mi? Yani planlama işte yani. Randevu. Evet, randevu sistemi. Yani başından başlayıp sonuna kadar olan zaman dilimini bölüp onu yapmak olabilir. Onu çalışıyorlar sanıyorum. Yapabilecekler mi bilmiyorum. Ama bu sezon çektiğimiz eziyet belli. Bu sezon itibariyle ben herhangi bir düzenleme olacağını da sanmıyorum açıkçası yani. Bir fayda gelmeyecektir. Yapabileceğimiz tek şey var. Onu yapacağım. Fabrikaları özellikle denetlemeye devam edeceğim. Kendim bizzat gideceğim yani. Daha evvel birkaç tanesini gittim, ziyaret ettim. Özellikle çayın efsafında işlenmesi konusundaki hassasiyetim sürüyor. Orada Çaykur'un kötü çay işlemesine, kötü çay üretmesine izin vermeyeceğim. Evet, izin vermeyeceğim. Yani onlara izin vermeyeceğim. Hani bir infial halinde onları ortaya saçmak değil derdim. Burada derdim Çaykur'un nitelikli ve iyi çay üretmesini sağlamasını, bunun tedbirlerinin almasını sağlamaktır. Bunu takip edeceğiz. Örgütlerimizi de takip ediyoruz. Bizim parti örgütümüzde, her ilçemizde hangi fabrikamızda kötü çay işleniyor, işlenmiyor ya da bekleniyor, bekletilmiyor. Bütün bunları konuşuyoruz Çaykur'la. Çaykur Genel Müdürü'yle de konuşuyoruz. Milletvekillerine de anlatıyorum. Onlar da görüyorlar bunu. Görüyorlar, biliyorlar. Biliyorlar. Ama kapasite artırımıyla ilgili tasarruf tedbirlerini gerekçe gösterirken herhangi bir seçenek de sunmuyorlar açıkçası yani. Biz sadece şimdilik takip edebiliyoruz. Yaptırım gücümüz yok biliyorsun. Ama meseleyi ortaya koyuyoruz. Ortaya koyup da bırakmıyoruz ki, çözümünü de söylüyoruz işte. Çayı kardeşim takvimle kimin ne zaman vereceğini söyle. Vatandaş ona göre gelsin çayını toplamaya, o zaman mı gelir? İşçisini o zaman mı ayırırlar?
Yani bir takvime koyun bunu. Bunu sanıyorum düşünüyorlar, yapıp yapamadıklarını birlikte göreceğiz. Başka bir şey yoktu değil mi? Bu çay ve şeyde. Milli eğitim meselesi, evet, o çok önemli. Yani bu, şu kadarını söyleyeyim. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de gelmiş götmüş en kötü Milli Eğitim Bakanı bu Milli Eğitim Bakanı. En kötü. Bu kadar kötü, Türkiye'nin bu kadar gerici bir zihniyete sahip olduğu başka bir Milli Eğitim Bakanı Türkiye'ye gelmedi. Herhalde de gelmez. Gelmez, bunları göndereceğiz çünkü zaten. Bunların işte bu vakıflarla efendim kamu yararınadır diye bağışladığı arsaları biliyoruz. İşte ayrıcalıklı davrandığı bazı cemaatleri biliyoruz. Bunlardan vazgeçmiyorlar. Öğretmenlik meslek kanunu işte meydanda, özel okul öğretmenleriyle ilgili şeyleri, tehditleri meydanda. Yani bu Milli Eğitim Bakanı'nın aslında derhal görevden alınması lazım. Ama Cumhurbaşkanı da ne hikmetse tutmaya devam ediyor. Topyekün göndereceğiz, topyekün. Topyekün göndereceğiz. Oradaki Rize halkının tamamı aynı şeyi düşünüyor. Bu bir rant projesidir. Yani orada şehrin merkezinde kalmış bir cami yıkılacak. Orada birine peşkeş çekecekler ve bir şey yapacaklar. İşin doğrusu da budur. Yani şu anda Rize'nin gündemi, Sayın Erdoğan eskiden geldiğinde bu yolla çok kolay ikna ediyordu. Gündemi değiştirir, iki çift cami dediğim zaman herkes susar dedi. Ama bu defa öyle olmadı. Bu defa insanlar gerçek gündemlerinden, sorunlarından söz edilmesini istediler. Ne denir? Yemedi. Son bir şey. Diyanet sorumlu, Temika Başkanı Hasan Türk. Çok önemli bir insanlar. Şimdi Osman kardeşimizin Facebook sayfasında bu kısa kollu çocuklarımızın okula alınmaması mezuniyet döneminde tartışmaları yaşanırken sizin de eleştirdik Osman kardeşimizin anket yaptı. Veliler mi haklı, Milli Eğitim Müdürü mü haklı, öğretmen mi haklı? Bunları tabii ben gazeteciyi karşısına yakışmıyor. Eleştirimi Osman kardeşim dedi ki senin böyle bir yetkin yok. Kadın cinsiyet üzerinden bir oylama bir anket yapamaz. Bu doğru değil de kimse değil. Fakat çok ilginç bir gelişme oldu. Kopyaladık, aldık. Size de bunu sınadık. Belki meclis gündemlere geldik. Diyor ki Hasan Türk, biz önce hastane başhekimi sandık. O olmadı, ortaya çıktı. Sokak gaz, bu deli açık, işte askılı, başlar açık, kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımızın buluşmasını et pazarına bulmuş sokaklar diyor. Bitmiyor. Sokağı dizayn etmek lazım. Sokağın bir sendika başkanı. Yani yetmedi, demokrasi benim tarih olmam için bir rejim değil. Ve bu adam bize de. Ve ne? Bu adam hepimizin içerisinde hatta tüm gazetecileriyle diyalog kuran, yeri geldiğinde kadın gördüğünü de elini sıkmaktan geri dönmeyen, affedersin, bir tezeren. Karımızı, çocuğumuzu, kızımızı, herkesi adeta bir fahişe ilan ediyor. Sokağı da dizayn edeceğiz. Ve her gördüğü bir kadını, genç kızı da ondan da başa açıkta, beli açıkta tarih olduğunu. Ve bu Diyanet'in başkanı da burada da çok etkin bir isim. Şimdi biz bunu önümüzdeki günlerde bu belgeyle, bu açıklamayla beraber Sayın Bir Başkanı'na zaten bunu soracak. Yok bu zamandır. Beraber olunca da belki kart üzerinden bir açıklamayla biz bunu Diyanet şey, müftüye de soracağız. Böyle bir açıklama var, böyle bir paylaşım var. Dolayısıyla ne düşünüyoruz gibi müftü bakalım ne diyecek diyeceğini sanmıyorum ki ama bu konuyu bence biraz gündeme taşımak lazım. Tweet mi var bunun arkadaşım? Efendim? Nerede? Instagram'da mı? Twitter'da mı? Paylaşımın altında yorum. Onun paylaşımın altında bu yorum. Açık alanda bunu da aldık. Çünkü bunlara şöyle bir durum var. Bazı konularda bir işte parti yine böyle bakıyor, işte Müslümanlara böyle bakıyor mantığıyla bu alan tamamen bu gerici, global dediğimiz bunlar Müslüman falan değil. Bu tür insanların alanına kal. Evet. Bunlar da istedikleri gibi
Düşünebiliyor musun? Sosyal medyamızda alınmasın arkadaşlar. O icazet yapıldı, bin tane öğrenci şöyle oldu böyle. 24 saat Kur'an kursundan mezun olanlar falan filan haberleri. Tamam, tercihi de yapmış olabilir. Ama alanı öyle boş buldular ki. Yani ellerinden gelseler ve yaşanıyor da Giresun'da bu kızımızda, kuyumda sopağına esnaf değneğiyle saldırdı. Hızmalı, kulağında köpesinde belindi diye. İşte beline sokarak, nedir bu? Başka yerine de taksam bu yüzüğü, şeyi, küpeyi diye bize geldi. Şikayetler oldu. Bize iade olarak rapor gönderdi. Böyle bir durum var. Dolayısıyla bence bunlara karşı da yer yer, yani toplumun hassasiyeti, bunlar hep bu sonuçta bizim çocukları sokakta geziyor, dolaşıyor. Başı açık olabilir, biz bu konuda da... Çalışayım ona. Evet. Nerede var? Ben bilmiyordum. Twitter'da. Çalışayım ona. Biz haberi yapayım mı? Sayın Başkanlar'ın açıklama alırız. Tamam. Bitirelim. Teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. 3'te çay eline olmamız gerekiyor. Onun için